Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Instagram uygulama arayüzünde ve algoritmasında yeni bir güncellemeye gitti. Ve bu güncelleme ile birlikte zaman tünelinde Instagram'da farklı içerikler görmeye başladık. Ve video tarafında bazı değişiklikleri Instagram yayına aldı. Bu videomuzda sizlerle birlikte Instagram'da neler değişti adım adım bunları inceleyeceğiz. Ve incelediklerimizle birlikte Instagram hesaplarınızın organik erişimlerini nasıl arttırabilirsiniz? Bunlarla ilgili sizlere tavsiyelerde bulunacağız. Hazırsanız Instagram uygulamasına geçiyoruz ve videomuza başlıyoruz. İnceleyeceğiz. Şu an Instagram'a girdiğimde akışımda takip ettiğim buffer'dan bir gönderi karşıma çıkıyor. Aşağı doğru indiğim zaman hemen bir sponsorlu uygulama reklamı görüyorum ve hemen altında Instagram'da daha önce görmediğim bir şey karşıma çıkıyor. Transfer marktın bir içeriği benim bir postu beğendiğim için 433'ten bir gönderiyi beğendiğim için karşıma çıkıyor. Normalde bu tarz gönderiler Instagram'ımızın keşfet bölümünde bizim karşımıza çıkıyordu ama Instagram keşfeti zaman türenine entegre etmiş durumda ve bu güncelleme ile beraber muhtemelen hesaplarımızda organik erişimler yükselecek. Peki bu taraftaki ki güncellemeden bu şekilde bizim de faydalanabilmemiz için zaman töreninde farklı insanların karşısına çıkabilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar bu temelde anladığım kadarıyla beğendiğimiz farklı gönderiler üzerinden ilerliyor ve Instagram bizi beğendiğimiz farklı hesaplardan beğendiğimiz hesaplara benzer hesapları karşımıza çıkararak uygulamanın içerisinde tutmaya çalışıyor. Aslında keşfet mantığına benzer şekilde işliyor burası da. Kendimize aslında bu tarafta benzer hesapları seçip onlara örnek alıp onlara benzer daha kaliteli içerikler ürettiğimizde onlara benzer hashtagler kullandığımızda biz de bu taraftan organik trafik Organik erişim alabileceğiz gibi duruyor. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Başka güncellemeler de var. Birazcık bunlardan da bahsedelim. Gördüğünüz gibi Instagram'da birkaç tane normal gönderi gördükten sonra karşıma hemen bir sponsorlu reklam çıkıyor. Normalde Instagram, Facebook gibi bu şekilde bu sponsorlu gönderilerle çalışıyor. Ama Facebook'ta keşfetten ana sayfadan gönderiler bizim karşımıza gelmeden uygulama hemen hemen ee, bizim ilgimizi kaybetmiş durumdaydı ama Instagram'da bu keşfeti ana sayfaya getirerek biraz daha organik erişimi yükselttiğini görüyoruz. Şimdi aşağı doğru kaymaya devam ediyorum. Yine gördüğünüz gibi beğenebileceğim farklı bir gönderi karşıma çıkmış durumda. Bu bence Instagram'da geçirilen zamanı, kullanıcıların burada geçirdiği süreyi artıracaktır. Çünkü burada kaydırma yaptığımız zaman sürekli parayla sponsorlu içerikler görmüş oluyorduk. Ama şu an e, hali beğenebileceğimiz içerikler de karşımıza çıkarıyor. Bu Instagram, bu gerçekten güzel bir şey. Şimdi bir tane de Ana sayfada Reels görünümüyle ilgili bir güncelleme var. Bundan da size bahsetmek istiyorum. Reelsler bildiğiniz gibi ana sayfada bu şekilde dikek 4'e 5 pozisyonda duruyordu. Ama şu an yeni güncelleme ile beraber 9'a 16 şekle şekliyle tam ekran şekilde ana sayfada duruyor. Yani bu Reelslerin görünümünü de biraz daha arttıracaktır. Görünürlüğünü, izlenme sayısını arttıracaktır. Rahatlıkla diyebiliriz. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Bir tane de video göstermek istiyorum size. Instagram burada videolar tarafında da bir güncelleme yaptı. Şimdi bir video içerik bulalım. tamamdır çok güzel bir video içerik buldum. E, videoların görünümünde de Reels'lere benzer şekilde Instagram bir güncelleme gerçekleştirdi. Şimdi ben bu videoda tıkladığım anda artık bu videoyu bir IGTV videosu gibi e, büyük ekranda açabiliyorum ve videonun istediğim saniyesine kaydırabiliyorum. Peki güncellemeler burada bitiyor mu? Hayır. Aşağı doğru indiğim zaman aslında Facebook tarafında da bu videolar akışta bu şekilde gözüküyor. E, videoların içerisinde aşağı doğru Reels'lar gibi kayabileceğim yeni bir görünüm ortaya çıkmış durumda. Ben Premier ligi videosundan geldiğim için gördüğünüz gibi Tottenham'ın bir görseliyle karşılaşıyorum yine. Premier League ile ilgili başka bir video ile karşılaşıyorum. Ve yine Premier League ile ilgili başka bir video ile karşılaşıyorum. Instagram benim ne ile ilgilendiğimi gerçekten anlıyor ve buna göre benzer içerikleri videolar tarafında da karşıma çıkartıyor. Bu Instagram'da paylaşacağınız videolar için de bir fırsat oluşturmuş durumda rahatlıkla diyebilirim. Paylaşacağınız videolar yine e, ana sayfaya gelen keşfet içerikleri gibi farklı videoların altında sıralanarak size daha fazla erişim getirecektir diyebilirim. Ve son olarak Instagram'ın bir güncellemesi de e, yükleme tarafında oldu. Instagram buradaki e, IGTV bölümünü artık kaldırdı. IGTV'leri artık normal video olarak tek bir şekilde birleştirmiş durumda ve gönderi oluşturma butonuna tıkladığınız zaman artık IGTV videosu oluştur şeklinde bir seçenek görmüyorum. Bu zaten bence saçma bir şeydi. Bunları normal gönderiyle birleştirmesi güzel oldu. Instagram'a videolarımızı artık normal şekilde rahatlıkla yükleyebiliyoruz. Şimdi birkaç küçük notla videomuzu tamamlayalım. Arkadaşlar Instagram'da yeni güncelleme ile beraber videoların görünürlüğü biraz daha artmış durumda. Reels'lara benzer şekilde videolar iç kısımlarında benzer videolar göstermeye başladı. Video ürettiğinizde erişimlerinizin artacağını rahatlıkla sizlere söyleyebiliriz. Ana sayfaya gelen keşfet entegrasyonu ile beraber aslında benzer içeriklerin keşfette görünmesi gibi aslında içeriklerimiz biraz daha fazla görünür olmaya başladı. Çünkü Instagram'ın her kullanıcısı keşfeti aktif şekilde kullanmıyordu. Bu özellikle beraber Instagram'ın hali hazırdaki kullanıcılarından daha fazla erişim alabileceğiz. Peki bu erişimi nasıl fırsata çevirebiliriz? Burada neler yapabiliriz? Arkadaşlar bu tarafta size önerebileceğim en güzel şey kendi işinize benzer şeyler yapan insanların kullandığı hashtag'leri keşfetmeniz ve onların ürettiklerine benzer, aynı demiyorum. Hatta mümkünse daha iyi içerikler üreterek aynı hashtag'lerde farklı içeriklerle öne çıkmak için mücadele etmeniz olacaktır. Mutlaka Instagram doğru şekilde bunları yaptığınızda sizin içeriklerinize de daha fazla organik erişim verecektir ve bu şekilde sizin hesaplarınızın da organik erişimleri, takipçi sayıları ciddi şekilde artış gösterecektir. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Beğendiyseniz yorum yaparak, kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve ilgilenebilecek arkadaşlarınızla videomuzu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.